Evet arkadaşlar yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. 6'da 6 güncel bilgiler video serimizin 3.sü ile karşınızdayız arkadaşlar. Yine muazzam yine nokta tuşun, yine cillop gibi sorularla karşınızdayız. Gençlik Allah'ınızı severim kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeyi ve like tuşuna abanmayı unutmayın dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten yoğun bir ilgi gösteriyorsunuz kanalımıza. Sınav yaklaştı. Hadi sözü uzatmayak. Hemen videomuza başlayak. Birinci sorumuz gelsin. Roma dönemine ait olan Sagalassos antik kentte hangi ilimizde yer almaktadır? Antik kentlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Evet Sagalassos antik kenti de Burdur'da yer alır. Akdeniz bölgesinde Burdur'da. Hadi bakayım hızlı bir şekilde. Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası olan 40 pınar yağlı güreşleri hangi ilimizde yapılır arkadaşlar? Hangi ilimizde yapılır? 40 pınar yağlı güreşleri tabii ki Edirne'de yapılır. 40 pınar yağlı güreşleri yüzyıllardır diyeyim ben size. <laughs> Allah'ını severim ha devam. Huzur, saatleri ayarlama ensüsü ve beş şehir eserleriyle tanınan ünlü Türk edebiyatçısı kimdir? Evet, okuduğunuzu düşünüyorum. Güzel bir e, yazarımızdır. Yani gerçekten okunması gereken kişilerdir. Tabi şuradakilerin tamamı öyle arkadaşlar. Ama cevabımız Ahmet Hamdi Tanpınar. Diğerleri de güzel. Çok kaliteli şiirleri ya da ne bileyim romanları, hikayeleri var. Okunmaz. Okunası Türk yazarlar diyeyim ben size. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında 4 yılda bir düzenlenen 19. Akdeniz oyunları ...2022'de nerede yapılmıştır? Evet, Cezayir'de yapıldı arkadaşlar. 2022'de Akdeniz oyunları... ...Türk takımları da... ...değişik branşlardaki Türk takımları da... ...çok güzel başarılar elde etti. Evet, Malkoçoğlu, Karamurat... ...Battalgazi, Battal ...Battalgazi geliyor. Gerçekten arkadaşlar, yani... ...muhteşem bir şahsiyetti. Yüzlerce filme, yani çocukluğumuzdan... ...itibaren devamlı... ...filmlerini izleyerek büyüdüğümüz böyle onu ona imrendiğimiz bir şahsiyetti. Geçenlerde hayatını kaybetti. Çok da üzüldük. Ünlü tiyatro, ünlü sinema sanatçımız Cüneyt Arkın Allah rahmet eylesin. Gerçek adı Fahrettin Cüretli Batırdır arkadaşlar. Esas mesleği de doktorluktur. Busenaz Sürmeneli ve Senes Çakıroğlu hangi spor dalında adlarından söz ettirmişlerdir? Evet, Busenaz Sürmeneli ve Busenaz Çakıroğlu Olimpiyat şampiyonu ikisi de boksörlerimizdir. Türk kadın boks milli takımında yer alırlar. Gerçekten çok önemli şahsiyetlerdir. Halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilen yılın şubat ve mart aylarında gökyüzünden yani semadan böyle yeryüzüne doğru düşen böyle önce havaya sonra suya en son toprağa düşüyordu herhalde yanlış söylemediysem. Evet neydi? Ateş, köz ve kor anlamına gelen inanış. Nevruz değil tabi ki arkadaşlar. Cemre ne Nevruz'u? Cemre baharın gelişidir. Şey baharı müjdeler. Ama Nevruz Bahar'ın bayramıdır. 21 Mart'tadır tamam mı? Hıdrellez Mayıs'tadır gençlik. Tamam mı? O başka bir şey. Hani bunlar bilinmesi gereken kültürümüzle ilgili önemli bilgiler. Evet. 20. yüzyılın en önemli ressam ve heykel tıraşlarındandır. Güneş Rekorlar kitabına da girmiştir. En önemli eseri Guernica'dır. Kendisi çok önemli şahsiyettir. Evet Guernica deyince aklımıza kim geliyor arkadaşlar? Pablo Picasso geliyor değil mi? Ünlü. İspanyoldu yanlış hatırlamıyorsam Pablo Picasso. Her yıl adına ödül verilen Türkiye'nin ilk Müslüman Türk kadın oyuncusu, tiyatro oyuncusu kimdir? Evet muazzam bir şahsiyet yine ilklerin insanı Afife Jale. Çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Neden çıkmış soruları koyuyorsunuz hocam demeyin. Çünkü biliyorsunuz çıkmış soruları yeniden sorulabiliyor ÖSYM tarafından KPSS'de. Yani lütfen bunları bilelim. Bunlar önemli bilgiler. Ulusların zenginliği adresleriyle modern iktisat biliminin kurucusu olarak kabul edilen ahlak profesörü kimdir? Tabii ki Adam Smith. Ulusların zenginliği arkadaşlar. Adam Smith yani. Lamicim yok. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Gülnaz Büşra Nur Coşkun, Ezgi Başaran ve Yasemin Ecem ana gözden oluşan kadın milli takımı hangi spor branşında gümüş madalya kazanmıştır? Evet çok önemli ilerliyoruz. Yani bu konuda dünyada söz sahibiz arkadaşlar. Bu spor branşında desem acaba doğru yanıtlar geldi mi? Bence geldi. Okçuluk arkadaşlar. Mete Gazoz gibi Yasemin Ecem, Ana gözde Büşra Nur Coşkun'da, Ezgi da gerçekten bu konuda önemli şahsiyetlerimizdir. Devam edelim. Kral Richard Yükselen Şampiyonlar adlı filme 94. Akademi ödüllerinde yani Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan fakat sunucuya atlı, tokatla gündeme gelen adam sahnenin ortasından sunucuyu tokatlar. Sunucunun da SMS'sizliği hele yani başka bir şey değil yani. Ne lan adamın karşısına laf söylüyorsun? Hörtük diye hele şuna. Cevabımız tabii ki Will Smith arkadaşlar. Çok önemli yani sinema bir sinema sanatçısıdır. Ben birçok filmini izledim Will Smith'in. Hadi bakalım devam. ABD bilim insanları tarafından tasarlanan elektrikle çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip ilk bilgisayar hangisidir? Evet dünya tarihinin ilk bilgisayarı arkadaşlar şarkısı da var zaten. Seni yak, beni yak, her şeyi yak, eni yak. Yani cevabımız eni yak arkadaşlar. Dünyanın ilk bilgisayarıdır eni yak. Evet DNA'nın ikili sarmal yapısını bularak Nobel ödülü kazanan bilim insanı kimdi? Evet 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 bilenler sağlıkçılar hemen löp diye atlamıştır. James Watson'dır arkadaşlar. Nobel ödülü kazanan ilk DNA, DNA'nın sarmal, sarmal yapısını bularak Nobel ödülü kazanan ilk bilim insanıdır kendisi. Hayatı sayısı televizyon, radyo programı ve belgesiyle konu olan rock roll müziğinin kralı kim? Evet, rock roll deyince aklımıza kim geliyor? Tabii ki Elvis Presley arkadaşlar. roll'un efsanesidir Elvis Presley. Michael Jackson da var tabii ama o daha farklı bir roll değil de o daha böyle müzik tarzı farklıdır ama Elvis Presley arkadaşlar bizden çok çok yıllar önce yaşamıştır. Evet, çiftçiyi topraklanırma kanunu görüşmeler esnasında demokrasi ve değişim talebiyle dörtlü takrir önergesini hazırlayan kişilerden biri değildir diyor soru bize. Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Refik Koraltan dörtlü takrir hazırlayan ve Demokrat Parti'nin kurucularıdır bunlar. Ama Hasan Polatkan değil arkadaşlar. Hasan Polatkan Demokrat Parti döneminin Maliye Bakanıydı. Yaz bunu bir yere. Güzel laf. Hadi devam. Türkiye tarafından atanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki örgütlerden hangisinin içinde yer alır? Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. Gençlik unutma bunu. Tamam mı? Gidip Birleşmiş Milletler deme. Birleşmiş Milletler'e bağlı olan yarı koru Lahey Adalet Divanı'ydı. Bu başka bir şey. Bu arada Avrupa Konseyi'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Fransa'nın Strasbourg şehrinde yer alır demedi deme. Birleşmiş Milletler 2022 yılı ne yılı ilan etmiştir? Evet ne yılı ilan etti acaba hasat ve üretim yılı mı? Hayır. Balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan etmiş Birleşmiş Milletler 2022 yılını. Kitabı Bahri adlı eseriyle tanınan dünya tarihi, dünya haritasıyla da ünlenen ünlü denizimiz kim? Tabii ki kitabı bahri ve dünya haritası deyince aklımıza kim geliyor? Piri Reis. Değil mi arkadaşlar? Kanun döneminin efsane ünlü kaptanı deryası. Evet günümüzden 12 bin yıl öncesine inşa edilmiş olan insanlık tarihinin ilk dini merkezi olan ve 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan yerleşim merkezi Şanlıurfa ilimizdeki tarihin sıfır noktası Göbekli tepe değil mi arkadaşlar önemli yani önemli bilmemiz gerekiyor biliyoruz da hani yine de hatırlatma bağlamında olsun istedim. Genel görevlilik kuramına ait formüllerin bulunduğu el yazması defter Paris saç karttırmada yaklaşık 13 milyon dolara satılan ananı dinle paraya bak. 13 milyon dolar lan 13 milyon dolar bir deftere vermişler helal olsun valla. Demek ki bilime <laughs> ne kadar sayı gösteriliyor değil mi arkadaşlar? ünlü bilim adamı genel görellik kuramının sahibi izafiyet teorisi deyince a diyeceğiniz Albert Einstein devam. Bosnalı Müslümanların bağımsızlık mücadelesi önüne, öne çıkan bilge kral olarak adlandırılan Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı seçilen ve 2003'te hayatını kaybeden ünlü lider kimdi? Evet Bosna deyince bilge kral Aliya İzzet Begoviç'i bilmemiz gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Önemli. Kara delikler konusunda çalışmaları tanınan zamanın kısa tarihi ve ceviz kabuğundaki evren adlı kitapların yazar olan fizikçi kimdir? Tabii ki bu daha önce yine sınav sorusuydu. Stephen Hawking arkadaşlar. Böyle bilim insanlarını falan filan bilelim gençlik. Ne olur ne olmaz. Haydi bakalım. İngiltere'de hükümet krizinin ardından istifa çağrılarına boyun eğmek zorunda kalan Temmuz 2022'de görevinden istifa eden muhafazakar parti lideri kimdir? Evet kimdi? Boris Johnson'da arkadaşlar kendisi. Ben yanlış söylemeyeyim diye bekledim şöyle biraz. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam Temmuz'da zaten bizim sınav. Arkadaşım senin sınav lisans. Ama ön lisansın sınavı Ekim'de. Ortadoğum sınavı Kasım'da e kanalımız sadece lisans üzerine değil ki herkesin üzerine yani herkesin yararlanabileceği bir kanal. O yüzden arkadaşlar yani şöyle yazmayalım lütfen hocam Temmuz'daki sınava şimdiki olanlar sorulur mu ki? Ama sen kendi kendine düşünüyorsun. Sen Temmuz'a gireceksin ama arkadaşın Ekim'de girecek, Kasım'da girecek. Anladın mı? Anladın. Allah'ını severim. Hadi devam. UNESCO Dünya Miras Geçidi listesinde listesindeki Korykos antik kentinin parçası olan Mersin ili Erdemli ilçesindeki mimari yapı evet Mersin'deki ünlü Arkadaşlar böyle denizin açıklarındaki ünlü bir kalemiz var Hangisiydi o evet dediniz evet bildiniz Kız Kalesi arkadaşlar Silifke deyince zaten Erdemli deyince özür dilerim Mersin deyince Kız Kalesi ne bilelim bu arada Korikos antik kentinin bir parçasıdır haberiniz olsun Kız Kalesi Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ikinci Ulusal Arktik Bilim Seferi çerçevesinde kutup araştırmaları için ekibimizin görev aldığı yer neresidir? Evet, tabii ki Barents Denizi'ne gittiler ekibimiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle çapraz bir soru sorulabilir. Daha önce yıllarda ben böyle bir soru hatırlıyorum. Yine ne olur ne olmaz yazmak lazım. Evet, dünya genelinde açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan ve 1946'da Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu haline gelen örgüt tabii ki tarım gıda örgütü hangisiydi? FAO idi arkadaşım. Böyle örgütlerde sorulabilir. Haberiniz olsun. Aşağıdakiler hangisi? Türk sinemasının üst oyuncusu Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerden biri değildir. Evet. Kemal Sunal'da yad etmeden olmaz. Şark Bülbül onun filmlerinden biriydi. Sahte Kabadayı, Mavi Boncuk, Canım Kardeşim ama Şalvar davasında Kemal Sunal yoktu arkadaşlar. Şener Şen vardı diye hatırlıyorum ama diğer aktörler şu anda hafızama gelmedi. Şalvar davasında Kemal Sunal'ımız yok arkadaşlar. Değişik bir film, ben yani bir film sorusu da koydum. Ne bileyim olabilir diye düşündüm. Evet bitti arkadaşlar. Çok güzel sorular yine karşınızdayız. Merak etmeyin. Tarih hazırlanıyor. Vatandaşlık hazırlanıyor arkadaşlar. En kısa sürede onları da bitireceğim. Yine yayına koyacağız. Arkadaşım Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisin. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.